Herkese merhabalar. Sesimiz sağlıklı bir şekilde ulaşıyordur umarım. Meral Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz bu arada davetimizi kırmadığınız için, bizimle birlikte bugün seminerimizde olduğunuz için. Ne demek, ne demek? Yavaş yavaş toparlanalım diye bekleyelim. Bu arada Tabii. sizi takdim edeyim dilerseniz. Bugün niye buradayız? İTÜ Çekirdek Game Tech programımız devam ediyor. 2020 yılında başlamıştık. 2021'de de devam ediyoruz programımıza. Bu program altında tüm oyun geliştiricileri bekliyoruz aslına bakarsanız. Hem oyun geliştirenler, hem oyun deneyimini geliştirenler, iyileştirenler diyerek aslında başladık yola. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu seminerlerle amacımız da hem bir farkındalık yaratmak, hem aslında oyun sektöründe neler oluyor biraz onlardan bahsetmek, hem de oyun alanına girmek isteyen, oyun alanı derken belki oyun yazmayı düşünen, belki hani tasarım yapmayı düşünen kim varsa aslında bizi duyan, onları biraz iştahlandırmak, biraz heveslendirmek amacımız. Bugün de Eray Dinç bizi kırmadı sağ olsun. Bizimle birlikte doktor öğretim üyesi, aynı zamanda Recontact Games'in kurucusu ve CEO'su. Bugün 8. sanat olarak video oyundan bahsedeceğiz. Eray Bey'in sunumuyla başlayacağız. Devamında sorularınız olursa katılımcılarımıza sesleniyorum şimdi arkadan. YouTube üzerinden bize iletebilirsiniz sorularınızı. Eray Bey'in sunumundan sonra da teker teker soruları sormaya başlayacağız. Başlayalım mı Eray Bey? Nasıl isterseniz. Sahne sizin o zaman. Görüşmek üzere. Sağ olun, çok teşekkürler. Merhabalar, ben Eray Dinç. Şu sıralar Beykent Üniversitesi'nde doktor öğretim üyeliği görevi üstlenmekteyim. Görsel iletişim tasarımı bölümünde. Ve Recontact Games'in kurucu ortağı ve CEO'suyum. Bu noktada size bugün yapacağım sunum, aslında hem oyun sektöründen biri olarak hem bu işi sanat yeterlik tezim bile bu noktada dijital oyun ve sinema olan biri olarak sizlere video oyun sanatı, video oyun sanat mıdır? Geçmişinden neler beslenerek bugünlere geldi gibi soruları cevaplandıracağım. Hem video oyun bilgi birikimini biraz test edeceğiz ve bu entelektüel yapısını biraz sorgulayacağız oyunların. Ben bu sırada kendi moderatörlüğümü de üstleneyim şurada. Sunumumu da açayım ve burada bir ekranda yapalım. Aynen. Bu şekilde bir başlıkta 8. sanat noktasında bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Peki biz Recontact Games olarak ne yapıyoruz? Aslında benim eğitimim sinema üzerine. Lisansım, yüksek lisansım, işte sanat yeterlik doktorasına kadar hep sinema üzerine çalışmalar yaptım. Fakat şöyle bir sıkıntıyı yavaş yavaş mezun olduktan sonra fark etmeye başlamıştım. Filmlerimiz, sınıf arkadaşlarımın çektiği filmler, benim çektiğim bazı festival filmleri vesaireye festivallerde sınırlı kalıyorduk. Ya da yani büyük bütçeli filmler olmaz ise dünyadaki birçok insana aslında ulaşamıyorduk. Aslında benim niyetim daha çok insana ulaşmak, dünyadan daha fazla insana hitap etmek bu noktada. Ve 2015 yılına doğru gelirken video oyunlarına karşı çok da büyük bir ilgim vardı. Videonun yönetmenliği, artık sinematik bir dünyaya doğru evrilen bir video oyun teknolojisi vardı. Ve ben de bu noktada acaba video oyun sevgimle sinema bilgimi birleştirebilir miyim diye bir düşünce içerisine girmiştim. Ve 2015 yılında hem video sanatı hem de video oyun dinamiklerini harmanladığım Recontact İstanbul oyununu sevgili dostum Can Aksoy ve kardeşim, aynı zamanda yapımcı ve kurucu ortağımız İsmail Dinç'le beraber bu oyunu yaptık. Fakat kendimi anlatma konusunda çok hızlı geçeceğim. Ama hep sinemayla video oyunları harmanladığımı da hep bir dipnot olarak göstermek, size belirtmek isterim
aslında video teknolojileri, işte augmented reality'den tutun da virtual reality, yani bütün video teknolojileri hakkında aklınıza ne geliyorsa bunları anlatıyla harmanlayıp oyun dinamikleriyle birleştirmek benim aslında mottomken bir anda şirketimizin mottosu oynanabilir sanatlar haline geldi. Bu noktada da 3 tane WeContact üçlemesi, ikisi İstanbul'da geçen, sonuncusu da Londra'da geçen ve yakın zamanda da yaklaşık 1-2 ay sonra da bilgisayarlara çıkacak WeContact London'da bu interaktif sinema ve videoyun birlikteliklerinin bir karşılığını sektöre kazandırmış olacağız. Bu oyun nedir tanımı çok önemli. Çünkü genelde hep hataya düşülen nokta. İşte hayat bir hayat bir oyundur diye tanımlar yapılır. Hayır, hayat bir oyun değildir. Çünkü tanımlara burada şu uymak çok önemli. Çünkü burada metne bakarsanız, ben şurada biraz daha görüntümü küçülteyim, bütün sunumu görmekten ya da şimdi onunla uğraşmayayım. Yapay bir çatışmadan bahsediyoruz. Yani tekrar edilebilir, yeniden denenebilir. Yapay bir çatışmada yeteneklerimizi, reflekslerimizi, şansımızı, sabrımızı, zekamızı test ederek bir sonuca ulaştığımız eğlenceli bir etkinlik. Hayatta bazı çatışmalar, zaten birçok her çatışma yapay olmuyor ve tekrar denenemez, hatalar yapabiliyoruz. O yüzden hayatla oyunun birlikte karıştırmıyoruz bu noktada. Peki homoludens kavramı nedir? Aslında Huizinga diye çok eskiden yazılmış bir homoludens kitabından söz edebiliriz. Fakat sadece tanım olarak değineceğim. Oyuncu insan olarak tanımlanıyor ve kültürden de eski olduğu söyleniyor bu kitapta. Evet, aslında baktığınız zaman en meşhur laflarından bir tanesi, hayvanlar bile kendi arasında oyun oynarken insanoğlunun gelişmesini beklememişler. Kendi aralarında oyun dinamikleri ve kurallarını koymuşlar. Yani burada yavru köpeklerin kendi aralarında oynarken bile belli kurallar çerçevesinde oynadıklarını içgüdüsel olarak görebiliyoruz. Kuyruğunu ısırmak yasak vesaire gibi. Aslında insanlıktan da eski bir şeyden bahsediyoruz ve neden oyun oynuyoruz kavramlarını sorguluyoruz. Ama buradaki sunumumuzun bizim bugünkü amacı, sanat eseri olarak nasıl değerlendirebiliriz üzerine odaklanacağım. Şimdi 8. sanat, 8. sanat dendiği zaman da şöyle bir sıkıntı var. 7.si neydi o zaman? 6.sı var mı? Gibi söylemler olabiliyor. Evet, aslında normalde bilinen 6 tane güzel sanatlarımız var. Fakat burada fotoğraf ve sinema daha sonradan eklendirilmeye çalışılmış. Böyle bir tabir uydurayım size. Çünkü şöyle bir durum var. Her sanat eseri bir öncekini aslında teknik anlamda ve algısal olarak beklemek zorunda. Yani resim ve heykeli, mağara resimlerinden başlayan insanoğlunun serüveni, daha sonra mimaride, müzikte, tiyatro ve dansta, edebiyat ve şiirde, fotoğrafta, sinemada hep bir şekilde evrilmiş. Sinemanın icat edilmesi için fotoğraf gerekiyordu. Fotoğraf icat edilmesi için zaten resim en başından beri bulunmuş olması gerekiyordu. Tarzında hep birbirlerini bekleyen bir yapısı var. Peki video oyunlar için ne diyoruz? Tüm bu sanat dallarının içine kapsıyor. Tıpkı sinema gibi. Ama sinemanın ötesinde oyun dinamikleri ve interaktivite bize katıyor. Yani sinemadan özgün olması, farklı kılması bu yönden bizim için önemli. Ama sadece interaktif olmasını birazdan ona da değineceğim. Seyirci ve oyuncu arasındaki farklarda da 8. sanatın kendine has özelliklerini buradan inceleyeceğiz. Soru bu. Oyun sanat mıdır? Aslında biraz önce gösterdiğim sunumda bir piksel art, bir görsel görüyordunuz. Bu Apple'ın bundan birkaç yıl önce kategorize etmeye başladığı oyun kataloglarından bir tanesi. Oyunun tamamen bir sanat eseri olduğunu vurguladığı ve kendince sanat eseri olduğu oyunları dünyadaki oyuncu kitlesiyle buluşturduğu bir katalogdu. Ne mutludur ki burada bizim WeContact İstanbul oyunumuzda tüm dünyada bu şekilde bir oyunun sanat eseri olarak kabul edildiği bir noktada karşılığını bulmuştu otoritelerce. Bir de şuna baktığımız zaman, biliyorsunuz dünyanın en büyük modern sanat galerileri, ben burada sadece MoMA örneği verdim ama dünyanın birçok yerinde artık video oyunların
kendine ait bölümler olduğu ve burada görsel anlamda sanat seyircilerine belirli deneyimler, interaktif deneyimler yaşatarak aslında bir sanat eseri deneyimiyle eş tuttukları alanlar var. Bu noktada gördüğünüz gibi MoMA'nın internet sitesine girerseniz şu an bulunduğu oyunların listesinde sizlere söylüyor ve her geçen gün bu segment büyüyor ve genişliyor. Daha farklı boyutlara ulaşıyor. Bu noktada aslında biz de Recontact İstanbul'u 2015 yılında yaptığımız zaman Piramides'inde bir video oyun sergisi vardı ve Recontact İstanbul'da bu noktada seçilmişti ve Piramides'inde sanat eserlerine interaktif bir video sanatı eseri olarak bunu sunmuştuk. Ve dünyada birkaç galeride ve festivalde de ödülle döndü ve gösterildi bu noktada. Ama ben sadece bunların, bu otoritelerin, sanat otoritelerinin video oyun sanattır, bu yüzden video oyun sanattır diye bir kolaycılığa geçmeyeceğim. Birlikte irdeleyeceğiz ve eğer izleyicilerimiz arasında ikna olmayanlar varsa bu konuyla alakalı onları bir ikna etmeye çalışacağım açıkçası. Ludoloji aslında benim kişisel olarak yaptığım meslek bir yandan, oyun bilimciyim bir yandan da. Çünkü Beykent Üniversitesi'nde de oyun tasarımı, oyun yönetmenliği tarzında dersler de veriyorum. Zaten bahsettiğim tezim de bunun üzerine. Fakat ludolojik resim dediğim şey biraz önce MoMA'da gördüğümüz şeye bir atıfta bulunuyor. Yani aslında sanatçılar ve sanatseverler video oyunları görsel estetiğinden dolayı mı sanat eseri olarak anlamlandırıyor? Buna bakmamız lazım. Çünkü sizi şu an insanoğlunun kurallarını hiç değiştirmeden 4000 yıldır oynadığı bir oyunun görselini size gösteriyorum şu an. Biliyorsunuz arketip ilk örnek demek ve bu bir uzak doğu strateji oyunu Go. Yani uzak doğuda Weichi ya da Baduk diye de geçer. Kore, Çin ya da Japon ülkelerinde farklı anlamlar da bulunur. Ben de yaklaşık 12 senedir bir Go oyuncusuyum. Kuralları o kadar nasıl diyeyim, basit, buradaki basit kelimesini minimal anlamda, sade anlamında almanızı rica edeceğim. Tahtaya baktığınız zaman sanki bir tabloya bakıyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Yani kendi içerisinde bir anlam bütünlüğü ve estetik bir algısı var tahtanın. Hatta öyle ki Go oyuncuları hamleleri belki stratejik anlamda daha doğru olacakken tahtada güzel gözükmeyecek diye o hamleyi yapmayabiliyorlar. Öyle bir oyun Go oyunu. Ve dediğim gibi kuralları bugüne kadar hiç değişmemiş insanoğlunun başardığı en önemli miraslardan bir tanesi. O yüzden buna ideolojik resim olarak bakmak önemli. Biraz önce gördüğünüz o işte Atari oyunlarında, işte Pac-Man oyunlarında, Super Mario'da o 8 bit dediğimiz teknolojik imkansızlıkların görsel sanatı bir sanat eseri olarak kabul edilirken, ama aynı zamanda acaba video oyunu sadece görsel olarak bu sanat eseri olarak değerlendirmeliyiz? Yani tırnak içinde sadece resim sanatına biraz benziyor diye ya da fotoğraf sanatını biraz andırıyor diye mi biz video oyunlara sanat eseri diyoruz? Bu noktada tartışmalar devam ediyor. Bakalım biz bu sunumda nasıl bir çözüm bulacağız. Şimdi bunu yaparken en önemli şeylerden bitiyorsunuz. Biliyorsunuz etkileşim tasarımı diye bir şey var. Yani insanlığın bir cihaz kullanarak bir cihazla iletişime, etkileşime girme motivasyonu. Bunu insanlık tarihinde aslında Morse alfabesinin iletişim olarak aracı olarak kullanıldığı noktalarda görebiliyoruz. Fakat seyirci ve sanat eseri arasındaki etkileşim aslında çok daha farklı. Çünkü aslında tanımlar benim için çok işimi çok kolaylaştırıyor. Sanat eseri derken aslında sonsuz kere yorumlanabilir bir eserden bahsediyoruz. Genelde bu eserde teknik anlamda, somut anlamda bir işe yaramaması gerekiyor. Yani sandalye sanat eseri diyemiyoruz. Ona bir zanaat olarak değerlendiriyoruz. Ama bir sandalyenin üzerine çivilerle dolu bir şey doldurduğunuz zaman işte orası sonsuz kere yorumlanabilir bir alan açıyor bize. Bu noktada size bir örnek göstermek istiyorum. Marcel Duchamp'ın bir eseri 1920'lerde yaptı ve seyirci hangi noktadan bakıyorsa eser kendini görsel anlamda farklı bir haliyle başka bir görsele büründürüyor.
Ve burada seyirciler de nereden bakıyorsa o şekilde yorumlanıyor. Yani hem sonsuz kere yorumlanabilir bir eserken aynı zamanda bakış açısına göre de bir etkileşim kurulabiliyor. İlla bir dokunmak ya da bir temas kurmaktan ziyade sadece bakış açılarımızla bile sanat eserlerine etkileşim katabiliyoruz. Bu noktada da Marcel Duchamp'ın örnekte çok örnek var ama sunumumuzu dengeli bir hale getirmek için ufak nokta atışları yapıyorum. Peki etkileşimli sinema hiç karşılığını buldu mu tarihte? Tabii ki buldu. Fakat bu tarih, sinema tarihinde çok adı geçmez bu noktada ama Abel Gance'ın 1927'deki Napolyon filmi aslında çok modernist bir çalışma. Çünkü üç perde üzerinden aynı anda gösterilen bir sinema filminden bahsediyoruz ve seyirciler o noktada hangi perdeyi seyredeceklerini, nereye fokuslanacaklarını kendileri seçiyorlar. Bu noktada seyirci ile film arasında aslında ilk etkileşim başlıyor. Burada Abel Gance da büyük ihtimal bu noktada böyle bir etkileşim istemişti. Böyle bir motivasyonu olduğu açıkçası çok belli. Şu an bunu günümüzde tekrar deneyimlemek zor. Üç ekran, üç devasa ekran ve aynı anda gösterilmesi gerekiyor. Yani internetten bulup izlenebilecek bir çalışma değil. O noktada da çok önemli. Fakat seyircilerin filme müdahale ettiği çalışmalar aslında 1961 yılına dayanıyor. Mr. Sardanicus isimli bir film. Ve burada yönetmenin ufak notunu birlikte izleyelim isterseniz. When you come to see Mr. Sardanicus, you will receive a ballad like this. At a certain point in the picture, you will vote thumbs up or thumbs down. His punishment will depend on the result of your vote. Evet, seyircilere girerken bir kart dağıtılıyor ve filmin sonunda karakter cezalandırılsın mı yoksa cezalandırılmasın mı tercihi seyirciler o pankartı tutarak tercihleri oylanıyor. Oylar seçildikten sonra makara o seçilen finalin sahnesini gösterecek şekilde düzenleniyor. Ve bu şekilde seyircilerle bir etkileşime girilmeye başlanıyor. Fakat ne enteresandır ki filmin içindeki kararlar seyirciye bırakılmadığı için ilk interaktif film olarak tarihe geçmez. Tabii bu bahsettiğim şeyler hal akademik tartışmalar ve ben kişisel anlamda bunun aslında ilk interaktif film olduğunu sunuyorum. Çünkü ilk interaktif filme baktığımız zaman Kino Automat filmi Montreal'deki Dünya Fuarı'nda 1967'de Dünya Fuarı'nda gösteriliyor. Bir Çekoslovak yapımı. Burada aslında çok zor durumlara düşen, ikilemde kalan karakterin tercihlerini seyirciye sunularak bir interaktivite sağlanıyor. Çok ufak göstereceğim. Come in for a minute. I haven't any clothes on. The window my door shut and I can't get back in. Impossible. Oh please, please. Better come in. Mr. Novak, Mr. Novak. Evet, burada zor duruma kalmış bir kadına yardım işte içeri alır mısınız, almaz mısınız tarzındaki iki şey gösteriliyor, sahne gösteriliyor ve seyirciye buradan yine oylandırılarak hangisi olması gerektiği, nereden devam etmesi gerektiği sorgulanıyor. Fakat bu filminde diğer nasıl diyeyim eksik yanı, seyirciler hangi tercihleri yaparlarsa yapsınlar, filmin sonu aynı bitiyor. Bu noktada aslında ben şu an seyircilerimize, şu an sunumumuzu izleyen seyircilere bırakıyorum. Acaba filmin sonunu seçmek mi daha interaktif, daha kendinizi tercih etmişsiniz gibi hissettiriyor? Yoksa filmin içerisindeki tercihleri yapıp her sonun aynı olmasını siz daha etkileşime girmişsiniz gibi hissediyor. O kararı kendileri versinler. Ama işte buradaki bütün kırılma noktalarının başlangıcı aslında burada devreye giriyor. Biraz önce gösterdiğim tüm etkileşim, bundan sonra da yapılmış birçok interaktif film var. İşte kullanacağı butona basarak tercihleri değiştiriyor bir oylama mekanizmasıyla. Bunlardan bir tanesinin kötü yanı bir oylama tekniği. Yani seyirci tek başına kendi tercihlerini filme aktaramıyor. Bunu da çok daha sonra günümüzde biliyorsunuz Netflix'te Bandersnatch, Black Mirror'ın bir interaktif dizisi vardı. Bu tarz çalışmaları ya da bizim oyunları oynarlarsa görebilirler. Fakat sinema seyircisiyle
Video oyunu oynayan insanlar aynı olmasına rağmen, yani ben aynı zamanda bir film seyircisi, aynı zamanda bir oyun, video oyunu oynayıcısı olmama rağmen, buradaki duygu durumlarım aslında aynı kısma hitap etmiyor. Katarsis dediğimiz şey aslında filmlerde gördüğünüz karakterle özdeşleşme durumu. Yani bir karakterin kendini yerinize koyup bir duygu boşalımı. Buradaki teknik anlamda Aristoteles'ten gelen Poetika isimli kitabında ortaya çıkan. Tabii ki o tragedyalardan bahsederken bundan bahsediyor. Bir arzuların arınması olarak bundan bahsediyor. Ama günümüze kadar geldiği yapıda baktığımız zaman aslında biz karakterle özleşip empati kurup işte ağlayabiliyoruz, sinirlenebiliyoruz. Duygularımızı bu şekilde karakterle karşılıklı bir etkileşimde bulundurabiliyoruz. Fakat siz çok sevdiğiniz bir film seyrederken, belki bir cowboy filmi izliyorsunuz, belki bir fantastik bir film izliyorsunuz. Ama o noktada katarsis size şurada yetersiz kalıyor. Çünkü atıyorum Batman filmini izlerken Batman'le belki Bruce Wayne'le özdeşleşebiliyorsunuz. Fakat Batman olmak isteme motivasyonunuz bir türlü katarsis tarafından karşılanamıyor. Veya bir büyücü olmak istiyorsunuz. Belki bir işte nasıl diyeyim daha farklı fantastik bir karakter olmak istiyorsunuz. Bu noktada özdeşleşme duygusu aslında bizi tam olarak beslemiyor. Bu noktada video oyunlara aslında biraz böyle uzaktan bakan, video oyunun kültürüyle çok ilgilenmeyen insanların bu tür duyguları farklı yerlerde aramaları aslında çok olası. Fakat bazen başka kişiler olmak istiyoruz. Başka biri olmak istiyoruz. Bu noktada bizi alter egomuz, bu noktada bizi destekliyor. Alter egosu bizim başka biri olma motivasyonumuz üzerine kurulu. Ve sinema filmiyle video oyunlar arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de biraz önce bahsettiğim sinema ile video oyunlar arasındaki fark. Seyircinin katarsisinden ziyade alter egosunu oynayarak ayrıca bir doyum noktasına, psikolojik bir doyum noktasına ulaştırması. Bu yüzden video oyunları çok daha kıymetli derken duygu durumunu besleme açısından bunu söyleyebilirim. Ve hani buradaki diğer tanımı birinin kişiliğinin genellikle diğer insanlar tarafından görülmeyen kısmı. Hani bir süper kahraman alter egosu olarak çok karşımıza çıkmıştır bu modern mitolojilerde. Fakat biz de biri olmak istediğimiz zaman, bir Spider-Man olmak istiyorum. Yani film izlemek yetmiyor. Ben de duvarların, binalar arası ağ atmak istiyorum. Ben de Batman olarak uçup kaçmak istiyorum. Ben de büyücü olmak istiyorum dediğiniz zaman size şu an en doğru simülasyon tekniğini sunacak eğlence sektörü, video oyun sektörü. Şimdi enteresan bir nokta, yani bir anda özdeşleşme ile alter egosu arasındaki farkı belirlerken bununla alakalı testler de yapılmış. Bu aslında masa başı oyunları ile meşhur kadın bir oyun tasarımcısı var bir anda, Brad Bay. Tren isimli 2009 yılında bir çalışma yapmış ve demiş ki oyunun mantığı şu şekilde: vagonlar var ve orada insan figürleri var. Siz oyuncular kendi arasında yarışırken şöyle bir mücadele edecekler. İnsan karakterlerini en fazla vagona doldurup diğer istasyona götürebilen oyunu kazanacak. Ondan sonra insanlar uğraşıyor. Daha fazla böyle mi soksam, insanları yatay mı soksam, dikey mi soksam, nasıl daha fazla insan doldurabilirim dediğinde insanlar bunu yarışırken ilk geldikleri istasyon, oradaki kartların üzerinde arkalarında yazan istasyonlara bir bakıyorlar ki Nazi kamplarındaki tren istasyonları isimleri. Aslında gizliden gizliye Brenda Bradfield demiş ki siz aslında bir Nazi askerisiniz ve daha fazla insanı nasıl kamplarda öldürmek için sizi böyle bir tuzak kurdum diye bir belirti sunuyor. Ve bu noktada bir anda özdeşleşmektense kendinizi onun yerine koyma durumu gerçekten çok şiddetli bir duruma dönüşebiliyor. Bu yüzden de katarsis alter egosu farkı testleri yapılırken bu örnekte özellikle verilir. Şimdi biraz böyle baktık. İnteraktif sinemanın ilklerini biraz böyle inceledik. Katarsis alter egosu farklarına biraz baktık. Teknik anlamda aslında etkileşim tasarımına şöyle yavaştan girdiğimiz zaman, yine bunları hiç böyle tarihçi gibi sıkıcı anlatmayacağım. Hepsini nokta dışı detaylarla size sunacağım. Dilerseniz internette daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Aslında baktığınız zaman daha ekran yokken, yani ekranlar üzerine bir iletişim kurulmamışken 47'de
çok fazla ampulün bir arada olduğu noktada ampullerin ışıklarını açıp kapatarak kendi aralarında bir etkileşim sağlanması teknoloji üniversitelerinde o yıllarda çok popülermiş, 40'lı yıllarda. Ve burada Thomas Goldsmith aslında bir böyle bir askeri bir simülasyon yaratmak gayesiyle bir çalışma yapmış. Fakat bunu oyun anlamında hem de bir tüplü bir ekran üzerinde etkileşim sağlayabildiğimiz ilk çalışma MIT'den 61 yılında geliyor ve hepinizin duyduğu Spacefarer oyunu ortaya çıkıyor. Fakat enteresan bir yaklaşımda bulunacağım. Şimdi ludoloji dedik. Evet, ludoloji oyun bilim demek. Narratoloji ne demek? O da anlatı bilim demek. Uzun yıllar 80'ler ve 90'larla beraber ludologlar ve narratologlar büyük tartışmalara giriyorlar. Çünkü narratolojinin savunduğu tez şu şekilde: oyunlar hikaye anlatamaz. İçinde bir hikaye olsa bile teknolojisi buna el vermez şeklinde yaklaşımları vardı. O yıllarda biraz haksız değiller. Çünkü 1981 yılındaki Donkey Kong'a baktığınız zaman burada Super Mario'nun atası olarak görebileceğimiz bir oyun görüyoruz. İşte meşhur seksist bir yaklaşım, prensesi kaçırmış yine bir kötü maymun ve onu kurtarmaya çalışıyoruz her zaman gibi. Burada böyle bir hikaye var. Ama hikayesinin olması bunun bir anlatısının olduğu anlamına maalesef gelmiyor. Bu akademik bir tabir. Ludonarrative dissonance, yani anlatı oyun uyumsuzluğu noktasındaki bir tartışma söz konusu. Ama şimdi birazdan yavaş yavaş günümüze doğru geleceğiz ve bakalım anlatıyla birlikte oyun farklı bir seviyeye bürünmüş mü? Tabii teknolojik yetersizlikler bizi bunu hep farklı anlatı metotları kurmamıza sebep oluyor insanoğlunun. Biliyorsunuz ilk sessiz filmlerde bazen detaylar yazılı olarak verilirken genellikle görsel anlamda ses olmadığı için sadece müzik var. Görsellikle sunulmaya çalışılırdı. Aynı teknoloji yetersizlik bence, ama şöyle de söylemek isterim. Bence o daha doğruydu. Yani gerçek sinema, saf sinema aslında görselle hikaye anlatması, sinematografisiyle hikaye anlatması gereken bir yaklaşım. Peki oyunlar yavaş yavaş ilerledikçe hikaye anlatma motivasyonları nasıl ilerledi? Evet, teknoloji yetersizlikler burada karşımıza çıktı. Her ne kadar 1895 yılında Lumière kardeşler hareket kabiliyetini kameralarda bulsa da, tabii daha sonra Méliès, bir sihirbaz olan Méliès bir kurmaca filmler üretmeye başardı. Yani Lumière kardeşler kamerayı icat etti ama aslında sinemayı bulduklarının farkında değillerdi. Bunun gibi bir yaklaşımda aradan kaç yıl geçmiş, 1980'lere gelmişiz. Yine farklı bir teknoloji yetersizlik ve yine anlatıyla sıkıntı çekilen ve o arayışlara giren tasarımcılar. Burada 8 bit, yani teknolojik anlamda çok yetersiz datalarla görsel ve işitsel anlamda kullandığımız formatlar. Burada en fazla bu kadar hikaye anlatılabiliyor. Farkındaysanız yine eski sinemadaki teknikler yazılı bir şekilde anlatması, ama orada belirgin bir şekilde kötü karakter, bu kadına sahip olmak istiyor. Kadının nordik hareketlerinden, oradaki jest mimiklerinden, mimik tabii ki yok ama jestlerinden, vücut hareketlerinden işte istemediğini anlıyoruz vesaire. Gerçi Prince of Persia örneği bu noktada önemli. Çünkü insan hareketlerini ilk taklit etmeye çalışan motion capture tekniğinin insan hareketlerini yakalama kabiliyetini amaçlayan ilk oyuncu Prince of Persia 80'li yıllarda. Bu noktada o zamanlarda Super Mario gibi bıt 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 ilerleyen karakterlerin aksine gerçekten insan ivmelenmesi ve manevralarını çok gerçekçi bir şekilde tabii o teknolojiyle beraber sunan ender oyunlardan bir tanesiydi. Fakat buradaki biraz önce bahsettiğim katarsis alter egosu ayrımları bu teknolojik yetersizliklerden hala tam olarak beslenemiyordu.
Bu noktada size Wolfenstein oyununu göstermek istiyorum. Burada tabii 70'lerde Maze War diye bir oyun vardı ama kendi gözümüzden bir tür dünyayı görebildiğimiz, yani teknik anlamda first person shooter dediğimiz ama yani aslında birincil, öznel bakış açısı olarak tabir ettiğimiz Türkçe'de oyunlar devreye girmişti. Bu noktada karakterle daha fazla özdeşleşmek amaçlanıyordu. Fakat burada enteresan bir detay var. Ana karakterin yüzünü o güne kadar hep gördüğümüz oyunlar oynadığımız zaman şurada bir detay olarak karakterin yüzünü de tarihte görmüş oluyoruz. Çünkü o sırada yüzünü görmüyoruz. O an nasıl bir tepki veriyor onu bilmediğimiz için böyle bir çözüm bulunmuş. Sesler, efektler ve burada bir ana karakterimizin sanki üç boyutlu bir ortamda ilerliyormuş gibi, tam olarak yükseklik ve alçaklık olmadığı için tam bunu üç boyutlu diyemeyiz ama öyle bir izlenimi her zaman veriyor. Teknolojiye direnerek, teknolojinin sınırlarını zorlayarak aslında bir yaklaşımda bulunuyordu. Daha sonra işte teknolojik yetersizliklerin önüne geçebilmek için video teknolojilerinde aslında devreye sokuyorlardı ara sahnelerde. İşte ana karakterlerin B-movie kalitesinde ara sahneleri, sanki bir film izliyormuşuz da daha sonra oyuna interaktiviteye bağlanacakmışız izlenimleri vardı. Biliyorsunuz Resident Evil'ın ilk oyunlarından bir tanesi, ilk oyunu. Ve burada mesela cast olarak karakterleri gördüğümüz 90'ların meşhur estetiğiyle beraber karşımıza çıkan... Jill Valentine. Burada daha sonra Mortal Kombat veya daha farklı oyunlarda fotoğraf tekniğiyle interaktif kullanan oyunları gördük. Fakat buradaki iyi niyeti göstermek istiyorum. Yani sinema gibi olmak istiyor. Tüm niyeti bir anlatıyı gerçekten bir interaktivite kazandırmak. Tüm amacı bu ama sadece o sırada oyun yapımcılarının en büyük eksikliği teknolojiye direnmesi. Yoksa çok büyük yaratıcılıkları var, çok büyük fikirleri var. Fakat bilgisayar teknolojisi o an henüz yeterli seviyelerde değil. Yani öyle göstergelerden sonra şu tür görüntüler karşımıza çıkıyor. Tabii o dönem için büyük devrim. İnsanlar daktilodan bir anda buna geçtiğini düşünürsek gerçekten ya da hesap makinesinden devrim niteliğinde olabilir. Burada da farkındaysanız hep kamera burada, bu oyunda da ve daha sonra Resident Evil serilerinde sinematik kadraj arayışları, sabit kadrajlar arayışlarıyla fondaki görüntüyü daha estetik bir şekilde nasıl yapabilirizin arayışlarına girmişler. Yani sanki bir Tarkovski filmi izliyormuşçasına, Türkiye'den örnek vereyim, sanki bir Nuri Bilge Ceylan filmi izliyormuşçasına sabit kamera açıları, siz hareket ettikçe değişen çalışmalar da karşımıza çıkıyor. İşte burada görüyoruz mekan algısını göstermek için de üç boyutlu yapılar ve kapı açılmaları. Hep sinemaya bir yaklaşma dürtüsü devrede. Bu sıralarda 1999 yılında günümüze doğru gelirken bir uzak doğudan, Japonya'dan bir adam çıktı, Hideo Kojima diye, ve Metal Gear Solid diye bir oyun yaptı. Çok enteresandır. Biz hakikaten bu biraz önce bahsettiğim ludonarrative dissonance dediğimiz uyumsuzluk, anlatı oyun uyumsuzluğunu naratörler tarafından şüpheyle baktırmaya başlatan, ya acaba hikaye anlatabilecek mi, acaba oyun dedirten çalışmalardan bir tanesi Metal Gear Solid'dir. Oyun daha başlarken böyle sinematik bir jenerikle başlaması, ses teknolojisi, diyaloglar ve bir hikaye anlatısı, kamera açıları, atmosfer yaratımı sinemaya çok benziyordu. Hideo Kojima'nın zaten bir sinema yönetmeni olma hayali oyun tasarımcısı olduğu için bununla bir birleştirme kararı almasından ötürü geliyor. Ama şöyle bir örneğine baktığımız zaman daha bakın oyun oynanırken jenerik akıyor. Bu hani normalde sinemada alışık olduğumuz bir jenerik anlayışı. Ama bu kodlarla video oyuncusunu sinematik söylemlerle birleştiriyor. Burada bir gizli bir ajanımız Solid Snake isminde ve gizli bir üste sızarak işte kötü bir operasyon durdurmamız gerekiyor. Dünyaca önemli bir operasyonu. Gizlilik üzerine kurulu bir ajanlık oyunu. Ama burada ilk şüpheler aslında artık ciddileşmeye başlamıştı.
seyirci gözünde ve oyuncu gözünde. Bu noktada bu yüzden çok değerli. Şimdi o teknolojik sıçramaları hızlı bir şekilde anlatmayacağım. İşte yok motion capture teknolojisi nasıl gelişti, insan yüzü nasıl arttırıldı, 3D nasıl gelişti. Birazdan göstereceğim örneklerde zaten onları göreceğiz. Fakat 2013 yılında enteresan bir şey oldu ve bir oyun dünya ünlü film festivali olan Tribeca Film Festivali'nin seçkisine girdi. Ve bu seçki bir video oyun seçkisi değil. Normal kurmaca uzun metraj seçkisiydi. Bu noktada tabii oyunun sinematik yaklaşımı ve teknolojik üstünlüğü bu noktada evet bir video oyun sinemadan daha fazlasını sunabilir dedirtti. Ve enteresandır ki oyuncular da motion capture teknolojilerinin aslında limitlerini zorladılar. Bu bahsettiğim 2010'lar ve sonrası çok fazla bu tarz teknolojik oyunlar çıktı. İşte film noir örneklerini, LA Noir oyunu, işte tamamen insan yüz mimiklerinin, bütün mimiklerini taklit eden animasyon teknikleri vesaire kullandı. Fakat buradaki yaklaşım hem sinema oyuncularının çok iyi üst düzey olması, hem anlatısının çok üst düzey olması... Bunu farklı bir boyuta taşıdı. Ama oyuncular da artık, sinema oyuncuları da bu tür çalışmalar yapıyor. Biraz izleyelim. Hızlıca. Hello Jody. My name is Nathan. Nathan Dawkins. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. I start out as a basically a researcher. Evet, Willem Dafoe. Bu noktada aynı zamanda aktörlük yaparken sesinin o sırada alınması, mimiklerinin bu şekilde kaydediliyor olması ve bir seslendirmeci gibi değil, sahnenin içerisine bakarsanız doğrudan sahne içerisinde oynamaları. And have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Jody. You okay? Did you ever just stop and think about what I want? Şimdi burada şey önemli. Normalde oyuncular hep der ya, işte motive olman lazım, sahneyle bütünleşmen lazım, her şeyin gerçekçi olması lazım, belki tüm silahın bile gerçekçi olması lazım gibi söylemlerde bulunurlar. Ama bu tür sahnelerde böyle duygu durumlarını yaşatmak, plastik bir ortamda bir sahne yaratmak ve daha sonra onun animasyon teknikleriyle birleşmesi tabii ki çok önemli. Bu da hem yani sinema sektörü anlamında çok farklı bir alan oluşturuyor oyuncular açısından ve set ekibi açısından. Hem de anlatıda yepyeni bir boyut kazandırıyor. Burada Tribeca Film Festivali'ndeki ufak bir seçki görüntüsünü izleyebiliriz birlikte. Great honor for us to have beyond in the official selection at Tribeca. We always get to do something obviously new and different, but this just took that to a whole new level. It was mind-blowing what we walked into. I just wanted to know how long could I play. Evet, burada aslında çok önemli bir detay. Burada çok ufak teknolojik anlamda da bir iki görselsi sunmak isterim. Yeah, and at any point you can press a button and switch to this entity. And now you control the entity, and you can fly around. You're invisible. You can go through walls. You can interact with matter in different ways. All the idea is that you need to make these two characters collaborate. I'm blown away. This female protagonist and this journey that she goes on. It was absolutely like the most challenging acting job. Şimdi şunu söyleyebiliriz aslında. Bunu Hollywood bile uzun süre şu ikileme düştü. Yani biz o Oscar törenlerinde şey yapıyoruz, ne derler, animasyonla kurmaca filme ayırt ediyoruz. Fakat işte neden biz animasyonu farklı bir metot olarak kullanıyoruz gibi bir söylemde bulunmuşlardı. Hatta bundan birkaç yıl önce birkaç animasyon film kurmaca dalında yarışmıştı. Ama şu unutuluyor, sinemanın tanımı gereği şu anki dünyayı kullanarak yeniden bir dünya yaratma sanatı. Ve bunu kamera kayıt teknolojileriyle yapıyoruz. Yani o yüzden
vemiş gibi yapmak zorundayız. Zaten sinemanın onu farklı kılan kısmı o. Tabii ki artık günümüzde sinema teknolojisi o kadar gelişti ki neredeyse izlediğimiz birçok sahne animasyon teknolojilerinin hiperrealistik uyarlaması. O yüzden ne gerçek ne gerçek dünyanın öğeleri artık biz bile farkına varamıyoruz. Bu yüzden buradaki ayrım çok yavaş yavaş yok oluyor. Evet, burada hala bakıyorsunuz 2013 yılından bir örnek gösteriyorum. Hala animasyon olarak gerçek olmadı. Çok belirgin. Ama şu an günümüzdeki oyunlar yavaş yavaş bu belirginliğin önüne geçmek için hiperrealizmi yavaş yavaş hayatımıza sokuyorlar. Şimdi naratolojik videolojiyle tanımlar böyle çok havalı tanımlar. Ama aslında yaptığımız şey tamamen bunun üzerine kurulu. Buna bir değinelim. Yani evet, herkes şunu savunuyor. Mesela sinema severler genelde şunu savunuyor. Hatta bundan birkaç gün önce YouTube'da da öyle birkaç video seyrettim. Video oyunu oynamak boş. Hiçbir şey kazandırmaz. Tamamen gereksiz bir etkinlik, boşa zaman kaybı olarak görülüyor. Fakat sinemayla kıyasladığımız zaman sinema filmlerinin bize kattığı entelektüeliteyle video oyunlardaki ile kıyasladığımız zaman arada muhteşem, korkunç, artık nasıl bir tanıma büründüreyim bilemedim, büyük fark var. Bunlar sizinle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Belki Antik Mısır'la alakalı filmler seyrettiniz. Fakat Assassin's Creed Origins oyununda benim gibi, eğer oyun oynamıyorsanız diye şey yapıyorum, cümlelerimi kurmak istiyorum. Benim gibi Antik Mısır'da pazar yerinde hiç at sürmediniz. Oradaki insanlar nasıl giyinir? Evle nasıl bir yaşantı sürerler? Nasıl giyinirler? Alt tabaka, üst tabaka arasındaki ilişki nedir? Mimari nedir? Oradaki prosedürler nedir? Diplomasi nasıldır? Bunu bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum çünkü Antik Mısır'da at sürdüm. Şimdi hayır sürmedin diyebilirsiniz. Fakat biraz önce bahsettiğim katarsisten ziyade alter ego'mu besleyerek burada bir suikastçıyı canlandırdım. Ve buradaki kötü niyetli insanların hayatlarını sonlandırdık. Buradaki oyun oynayan insanların şey vardır ya, işte oyun oynayanlar daha şiddete meyilli diye. Aslında tam tersi. Video oynayan hiçbir insandan şiddete meyillik göremezsiniz. Çünkü insanlar şiddet eğilimlerini video oyunlarıyla bastırır. Arabayla makas atma, hız yapma güdülerini yarış oyunlarıyla sindirir. Ve aslında çok daha sakin ve toplumda çok daha yararlı, farkında, refleks insanlar oluşurlar. Şimdi mesela buradan bir örneğimizi verdik. Burada Ubisoft firmasının Assassin's Creed, biliyorsunuz Assassin haşhaşilerden gelen bir kültür ve bununla ilgili bir seri var. İstanbul'da geçti ve Osmanlı dönemindeki İstanbul'da da bir haşhaşiyi canlandırmıştık önceki serilerde. Ve buradaki sanat yönetmenlikleri, oradaki Ubisoft ekibinin tüm İstanbul'u gelip fotoğraflaması, milyonlarca fotoğrafın bir araya getirilerek bir estetik kurulması çok enteresan. Antik Mısır'da evet at sürdüm. Onun dışında ne yaptın? Ben İskenderiye kütüphanesini gezdim. Belki eskiden kitaplıkları nasıl olduğunu filmleri izleyenler bile bilemez ama bakın rulo şeklinde ilk kitapların, ilk yazılı metinlerin İskenderiye kütüphanesinde nasıl olduğunu burada birlikte görüyoruz. İnsanlar nasıl giyinir? Bütün bu tasvirler, tüm dünyadaki entelektüel birikim, atıyorum Antik Mısır'la alakalı bir birikim, kalkıp özet anlamında bizi karşılığını buluyor. Ve onlarca altı çok yüksek seviyede doldurulmuş ana karakterler, diyaloglar, olay örgüleri bizi bu kültürlerin içerisine çok daha çabuk dahil ediyor. Yani Antik Mısır'ı istiyorsanız ne kadar kitap okursanız okuyun. Ben burada kurmaca bir dünya bile olsa benim kadar büyük bir deneyim sahibinin içerisine giremiyorsunuz. Veya son birkaç ay önce çıkan Ghost of Tsushima oyununda 13. yüzyıl Japonya'sından bahsediyor, biliyorsunuz samuraylar ve Moğollar arasındaki savaştan bahsediyor. Ben bu oyunda bir samuray olarak Haiku yazdım.
Belki bugüne kadar haiku teriminin ne olduğunu bilmiyorsunuz, duymadınız. Okuduğunuz kitaplardan ya da izlediğiniz Kurosawa filmlerinden, Uzak Doğu filmlerinden. Ama dünyanın en kısa şiiri olarak düşünüyor. Bakın kayıp üzerine düşün diyor şu an bana. Dünyanın en kısa şiir metodudur ve Uzak Doğu'da. Bakın etrafınıza bakıyorsunuz ve ilham kaynağı almaya çalışıyorsunuz. Dünyanın. Ve buradan bir şey seçiyorsunuz. Bütün seçiyorsunuz cümle bütünü. Acımı gören gözler. Bunu oynayan bir şeyden videosunu aldım. O yüzden onun sesini de göreceğiz, duyacağız. Acımı gören gözler. Yabancı gibi. Yabancı gibi. Manzaraya bak be. Tabii bu manzara her oyuncuyu etkiler. Ayrılık bak be. Ve bunu tercihini biz yapıyoruz mesela. Wanga shift. Kiretaru tsuna to shireba koso. Kyou o kagiri ni kie hatsuru to wa. Bu oyunda da gerçekten 13. yüzyıl Japonya'sı, orada Tsushima Adası'nı tamamen görüyoruz ve orada bir Jin Sakai isimli bir samurayı oynuyoruz. Moğol istilasında tekrardan adasını kurtarmak isteyen bir samurayı canlandırıyoruz. Ve şuradan tekrardan görünce şey yapayım. Burada tüm dövüş teknikleri, samuray felsefesi, Japonların o dönemde nasıl tapındıkları, neye tapındıkları, mimarileri... Burada Samuray Bey ile savaştığımız, bir düello yaptığımız bir sahne izliyorsunuz. Sinematografi olarak zaten şu an dünya sinema teknolojilerinin ötesinde bir sahneyle karşı karşıyayız zaten. Ve bu oyun tabii Türkçe altyazılı ve Türkçe metinlerle çıktı. Sony Entertainment teknolojisinden bir olduğu için. Ve burada savaş metotları, meditasyon metotları, birçok şeyi görebiliyoruz bu oyunda. Bu noktada da entelektüel bir bilgi birikimi alma noktasında bir oyun oynarken boş vakit mi geçiriyoruz? Yoksa gerçekten muhteşem bilgilerle bir genel kültür hazinesinin içerisine mi düşüyoruz? Oradaki personeller, yazıtlardan, mektuplar, diyaloglar, hikayelerle. Çünkü bu oyunda 50 saatlik bir oyun mekaniği var. 50 saatlik bir film izlediğinizi düşünün. Ve bununla alakalı bir o dünyanın içerisine girip samuray olarak kendi kararlarınızı verdiğinizi hayal edin. Bunu Kurosawa bile maalesef Seven Samurai filminde bile yapamadı. Ya da sizi bir savaş tanrısı Kratos olarak Yunan mitolojisinden sürülüp İskandinav mitolojisine kaçmak zorunda kalan bir karakteriz ve burada bir büyücü Freya'nın evinin oluşumunu görürüz. Evi gizliymiş meğerse bir ağacın altında. Dev bir kaplumbağa onu gizliyormuş. Is he friendly? Boy. I promise you. Zaten God of War, yani savaş tanrısı oyununda daha önce tüm tanrılarla savaşma imkanını bulmuştuk. Herkül'le dövüşmüştük. İntikam amaçlı tüm Yunan tanrılarından intikamımızı almıştık. Ve burada da İskandinav mitolojisinin sanat yönetmenliği, tasarımları, oradaki fantastik dünyası, oradaki bambaşka evrenlere yolculuk ediyoruz. Bu noktada bana bu deneyimi sağlayan, burada büyülü bir domuz taşıyor Rus karakter olarak, orada bir özel bir büyü yapılacak. Bunun içerisine dahil oluyoruz. Ya da şu an hepinizin bildiği, tüm dünyayı kasıp kavuran, aslında 80'li yıllardaki yaşayan insanların gelecek öngörüsü olan, aslında bir retrofuturizmdir Cyberpunk, Blade Runner filmiyle görmüştük 80'li yıllarda. Ve o evrenin bir uzantısı olarak Cyberpunk evreninde hiç yaşadınız mı? Ya da burada bir... Dikkat Allah kana! Engine's been hit! Get us out of here! I'm losing control! Biraz ileri saralım.
Mesela şu an benim dünyamda Night City diye bir şehir daha var. Ama eğer video oyunların boş vakit ya da nasıl diyeyim tamamen genel kültür olmayan çalışmalar olduğunu düşünüyorsanız şu an aslında Night City diye bir şehirden de mağdursunuz. Vizesi aslında bir bu oyunu alıp iç dünyasının içerisine girmek. Tamamen bir cyberpunk evreninde neler olup bittiğini görmek. Blade Runner filminde bir cyberpunk evreni gördük mü? Gördük. Fakat oradaki sanat yönetmenlikleri sadece sahnelerin gözüktüğü yer kadar sınırlıdır. Yani gözükmeyeni orada inşa etmezler. Ama burada atıyorum gece kulüplerinden tutun da sokakları, yaşam biçimleri, restoranları, teknolojik elementleri, nasıl 80'lerdeki yaşayan insanların gelecek öngörüsü nasıl estetize edilmiş, bu dünyayı sonuna kadar yaşıyorsunuz. Evet, oyun biraz hatalı, bug'lı çıktı, biraz aceleye geldi çünkü çok büyük bir evrendi. O yüzden şirket bile mücadele edemedi. Çünkü oyun tasarımına baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bunu ben tanımıyorum aslında, tanım yok. Müzikteki gibi 7 notası yok bu işin. Yani bu işte sonsuz nota var ama sınırlı bir kombinasyon yaratmak zorundasınız. Müzikte tam aksine 7 notanız var, sınırsız bir kombinasyon hakkınız var. O yüzden video oyunlarda üretim aşaması şu an dünyanın en zahmetli, en zorlu ve en dramatik sıkıntılar yaşatan sektörlerinden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi sonsuz not, ne kadar bir müzik yapacaksınız, müzik besleyeceksiniz ama elinizde ne kadar not olabileceğiniz hakkında başta bir öngörüde bulunamıyorsunuz. Bulunsanız bile o öngörü hiçbir zaman tutmuyor. Evet, bu entertainment sektörlerinin arasında şu an biraz önce 8. sanat olarak söyledim. 7. sanattan itibaren 6. 5. 4. hepsini yıllık olarak gelir olarak topladığınız zaman bile video oyun sektörünün bir yıldaki gelirine denk gelmiyor. Hatta üzerine bir de ben bahis arttırayım. Bir de spor, yani futbol müsabakalarını da isterseniz ekleyin. Özellikle bu pandemi döneminde. Hala 200 milyar dolar ve üstü video oyun sektörünün, her yıl gelişmekte olan video oyun sektörünün önüne geçemiyor. Böyle bir eğlence sektöründen bahsediyoruz. Bu örnek, benim bahsettiğim bu örnekler uçsuz bucaksız. Babanız belki biliyorsunuz bir ara şimdi TRT eskiden bütün babalarımızı üzdü. Pazar günleri şey yaparlardı. Vahşi Batı filmleri, Western filmleri verirlerdi. Ama benim babam hiçbir zaman bir nasıl diyeyim bir bara girip bir kendine bir şey ısmarlayamadı ya da orada gidip oradaki adamlarla kart oynayamadı, gidip avlanamadı Western dünyasında ya da düelloya giremedi. Ama ben girdim. Bu oyunda Red Dead Redemption 2 oyunu bir 2 yıl önce çıktı ve görsel estetik anlamında aslında zirveyi temsil eden bir oyun. Western dünyasının aslında sonlarına doğru bize bir işaret tutuyor. Çünkü San Antonio isminde bir şehir işte ticarileşme, işte sanayileşme devrimi başlamış, fabrikalar kurulmaya başlamış. O dönemde bir cowboy artık son dönemlerini yaşayan Western dönemini eşlik eden bir dünyanın içerisindeydik. Ama burada da avcılıktan tutun da biraz önce bahsettiğim işte tüm kültürleri nasıl yaşarlar. Oradaki mesela San Antonio şehrinin de ilk sinema görüntüsü, yani sanki sinema gibi gösterilen sinotrop dediğimiz farklı insan gözünün retina hatasından ortaya kaynaklanan hareket algısı yaratan sinema salonları, tiyatro salonları, restoranlar, barlar, oteller, otellerdeki konaklama metotları nasıl olduğunu yine bütün Western filmlerine bile izlersiniz, izleyin. Bu noktada Red Dead Redemption 2 oynamış kadar entelektüel bir birikim elde edemiyorsunuz. Ama aynı zamanda kendine fantastik bir dünya da yaratabiliyor. Biraz önce bahsettim, 8 bit dedim. Yani video oyun teknolojilerinin ilk ortaya çıktığı zaman teknoloji yetersizlikleri aslında şu an hala günümüzde 8 bit oyunlar yapabilirsiniz, 8 bit tablolar yapabilirsiniz. Böyle bir tanım var. Fakat video oyun teknolojileri artık bununla sanat yönetmenliklerini biraz daha şekillendirmek istiyorlar. Burada Cuphead oyununu size göstereceğim çok ufak bir şekilde. Hiç olmamasına rağmen, yani 1930'larda video oyun teknoloji olmamasına rağmen 1930'lardaki çizgi film estetiğini kullanarak bize bir oyun dinamiği sunmuştu. Böylece de çok büyük ses getirmişti. Biraz inceleyelim bakalım, Mickey Mouse gibi
o dönemin çizgi film estetikleriyle bir etkileşim kurabilecek. Bu noktada üslup anlamında, tarz anlamında gördüğünüz gibi sesler, geçişler. İşte burada şeylerin o 30'lardaki loop hareketlerinden tutun da renklerin kullanımı, seslerin kullanımı çok güzel, çok ustaca kullanılmış bir sanat yönetmenliği var. Bu noktada görsel stiller oluşturulabiliyor. Fakat ben evet başında söylemiştim, şimdi bir kontak İstanbul'da yaptık. Bir kontak İstanbul Eyes of Sky'ı yaptık. Hatta orada Fikret Kuşkan gibi sinema oyuncuları oynadı. Orada bir polisiye yaptık. İstiyorsanız hani App Store ve Android'den vesaire indirebilirsiniz. Bir kontak zamanında geçen sene bir senelik bir soft launch sürecine girdik. Bir test aşamasına girdik. Türkiye'de ve birkaç ülkede testlerimizi bir yıl boyunca tamamladık. Çünkü biz bilgisayarı çıkarmak istiyorduk bir kontak zamanında. İngiltere'de geçen bu sefer bir oyun İstanbul'un aksine. Ve buradaki interaktivitemiz daha fazla artıyor. Biz Londra'da siber suçların başında bir karakter oluyorsunuz. Güvenlik kameralarından şüphelileri bulmaya çalışıyorsunuz. İşte öldürülmüş insanların bilgisayar görüntülerini inceleyerek şüpheli bir şeyler buluyorsunuz. Acaba katil kimdi, ne oldu, ne tür gizemler var, bunları araştırmaya çalışıyorsunuz. Augmented Reality kullanarak salonunuza olay yeri incelemeye getiriyoruz vesaire. Fakat bir noktada şöyle bir şey daha var. Ben normalde evet yönetmenim. Evet, video sanatıyla ilgileniyorum. Evet, video oyun sanatıyla ilgileniyorum ama benim aslında niyetim kamera, fotoğraf makinesiyle bunu bir enstrüman olarak kullanarak bir anlatı yaratmak. Aslında fotoğraf da bu noktada benim sevdiğim sanat dallarından bir tanesi. Ve oyunda mesela Recontact'la oyununda alternatif bir sergi alanı oluşturma. Bu sergi alanı sizin bir sanat galerisi olarak sanmayın sakın. Burada mağdur bir karakterin bilgisayar görüntüsünde şifre ediliyor ve biz içerisinde şüpheli şeyler arıyoruz. Ama o karakter Londra sokaklarında bir gizintiye çıkmış. Burada sesler mesela Londra sokakları bilgisayarından böyle görüntüler çıkıyor. Siz şüpheli bir şeyler ararken bunları da görüyorsunuz. Aslında bu benim aslında Londra'daki sokak fotoğrafçılığı sergim. Aslında bu fotoğrafları ben çektim. Ama sanki o karakterin çektiği sokak fotoğraflarıymış gibi aslında oyuncu aynı zamanda bir fotoğraf sergisi de sunuyorum sokak fotoğrafçılığıyla alakalı. Yani bunların arasından da şüpheli bir şey var mı yok mu bunu araştırıyor oyuncular. Bu noktada kendimi alternatif fotoğraf sergisi de oluşturuyorum. Yani bir video oyunun kendi içerisinde toplam bir sanat eseri olmasının ötesinde bir de kendi eserlerimi de sergileme noktasında farklı metotlar kullanabiliyorum. Aslında Recontact'ın bu noktada atıyorum evinizin salonunda bir olay yeri inceleme oluşturuyorum IR ile. Fotogrametrik çekim. İşte etrafı araştırıyorsunuz, şüpheli bir şeyler arıyorsunuz. Veya video sanatı anlamında tamamen etkileşime girdiğiniz bir çalışma. Burada güvenlik kamerasından şüpheliyi bulmaya çalıştığınız bir video. Ama yine de video sanatıyla bir etkileşim geldi. Tarzında bir çalışma var. Bu Recontact'ın ve diğer bütün Recontact serileri aslında benim çocukluğumda gördüğüm dergisi olarak Martin Hansford'a çıktı. Bir Waldo dergisinden esinlendim. Yani hidden object puzzle, yani gizli obje bulmaca bu sını ilk gördüğüm ve çok heyecan duyduğum dergiydi Waldo. İşte Waldo Nerede diye bir dergi vardı ve Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirdi. Ben buradan gerçekten çok heyecanlanıyordum bu dergi çıktığında. İşte Waldo karakteri var solda gördüğünüz gibi. Böyle kalabalık çizimlerde, Martin Hansford'un çizimlerinde Waldo'yu bulmaya çalışıyordunuz. Waldo'nun köpeğini bulmaya çalışıyordunuz ya da arkadaşları ya da söylenen detayları bulmaya çalışıyordunuz. Benim çok ilgimi çeken bir yaklaşımdı. O yüzden gizli obje bulmaca yapısını sinemayla entegre ederken benim ilk gördüğüm, ilham aldığım şey Waldo'ydu. Fakat bir dergide Waldo'yu bul dediğiniz zaman o yeterli bir motivasyon. Ama biraz önce bahsettiğim video oyuncuları artık belli bir
birikimin avantajlarını yaşıyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir video oyunu oynarken sadece Waldo'yu bul demeniz yetmiyor. Ona bir motivasyon sağlamanız gerekli. Peki bu motivasyon aslında nasıl sağlanıyor? Bizim sinema filmlerindeki gibi şunu bul buna git gibi mi? Yoksa daha kendi kendine oluşmuş bir izlenimle mi bu dinamik yaratılıyor? Aslında sunumun sonlarına doğru gelirken aslında son slaytlarımdan bir tanesi yavaş yavaş toparlama gerekirse. Burada size bir tablo göstereceğim. Bruegel'in meşhur biliyorsunuz büyük dev sekanslar, geniş sekansların çizeri Bruegel'in İkarus'un Düşüşü isimli tablo. 1558'de yapmış. Şimdi size böyle bir tablo sunulduğu zaman, İkarus'un Düşüşü dendiği zaman sizin mitolojik olarak İkarus'un Düşüşü ya da İkarus'un kim olduğunu aslında biliyor olmanız lazım. Aslında böyle bir şey gerekiyor. Minik öyle bir entelektüel bilgi birikimi gerekiyor. Biliyorsunuz İkarus, çok hızlı geçmem gerekirse, zaten biliyorsunuz da bir söylüyorum. Bir tutsak ediliyor bir kral tarafından. Sonra babası, mimar babası ona bal mumundan bir kanat yapıyor ve zindandan kaçarken diyor ki evet, bu bal mumundan bir kanat uçarak kaçabilirsin ama güneşe çok fazla yaklaşma, bal mumun eriyebilir. Ama insanoğlu işte açgözlü. İkarus yükseldikçe yükselmek istiyor kanatlarıyla. Yükseldikçe yükselmek istiyor ve güneş bal mumundan kanatları eriterek İkarus'u aşağı düşürüyor. Burada zaten Yunan mitolojisi yine bize burada bir söylemde bulunuyor. İnsan gözünün aç gözlüğüyle alakalı. Fakat burada evet bu hikayeyi de artık biliyorum. İkarus'un Düşüşü de artık bana böyle isim olarak geldi. Peki ben burada ne yapıyorum? Biraz önce Waldo'yu bul gibi kaba bir yaklaşımda mı sunuyorum? Hayır. Diyorum ki bu bir İkarus'un Düşüşü tablosu. Peki İkarus nerede? O zaman bunu aramaya başlıyorum. Farkındaysanız resmin tam ortasında bir köylü, at arabası, arkada şehrin işte şeyler, gemiler vesaire. Ama bu sinema perdesi gibi düşünün. Bir sahne, at arabası çıkır çıkır, at gidiyor, kuşlar ötüyor. Ama bir anda bir ses cız, suya düşüyor. Bakın İkarus nerede? İkarus şurada tüyleriyle beraber havaya uçuşmuş. Ayakları sadece gözüken, İkarus'u bile görmediğimiz bir detay. Aslında biraz önce bahsettiğim tüm her şeyin özeti olarak bunu sağlayabilirim. Yani video oyunlardaki sanat eserinin olması ve bir etkileşim sağlaması aslında böyle bir entelektüel bilgi birikimiyle bir alışveriş sağlatıyor bizlere. O yüzden seyircilerimiz arasında ya bu video oyunlar nedir ya da gerçekten gerekli midir? Ya video oyun bir boşluk mudur? Çocuğum video oyunu oynuyor ama çok cahil bir çocuk olacak gibi endişeleri olan insanlar için umarım bu sunumda İkarus'un Düşüşü gibi entelektüel bir birikimin çerçevesinde bir etkileşim sağlamıştır. Onlara diyeyim. Bakayım başka sunum var mı? Yokmuş şimdilik. Teşekkür edeyim sizlere. Evet. Şu an saatte güzel dengelemişiz zamanlamayı da. Güzel yapmışız. Ağzınıza sağlık. Ben, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım bir bağlantıda bir sıkıntı olmadı diye tahmin ediyorum. Hiçbir problem olmadı. Gayet harika. İlerledik. Harika. Sorunsuz ilerledik. Tekrar ağzınıza sağlık. Harika. Son derece bilgilendirici oldu. Eminim hem şimdi izleyenler hem de sonradan izleyecek olanlar çok memnun kalacaklar. Evet. Olun hocam. Evet. Senin soruları okuyayım ben. Peyderpey ilerledim. Tabii tabii. Bay Isot'tan geliyor soru. Dilerim doğru okuyorumdur ismi. Eray Hoca'nın sanatını en çok beğendiği modern oyunlar hangileri? Bize sanatsal yapısını incelememizi önereceği oyunlar var mıdır? Tabii ki var. Çok fazla var. Ama son örneklerden gidersek sunum içerisinde sanat yönetmenliği incelemesi adı altında Ghost of Tsushima oyunu zaten incelenmesi gereken özel oyunlardan bir tanesi. Bunu hiç şey yapılmasın, bence hiç kaçmasın. Herkesin bu oyunu görüp, yani en azından Uzak Doğu ve o tür 13. yüzyılla ilgilenen insanlar varsa oynayabilir. Ama onun dışında o kadar fazla örnek var ki, şimdi burada şey gibi olacak, kitap önerisi de bulunuyormuşum gibi
olacak. Ama günümüzde pixel art oyunlar çok fazla keyifli oyunlar var vesaire. Ama mesela şu sunumdaki şeyi bile baksanız, 8'in sanat değil de şurada oyun, şurada mobil, sadece mobil oyunlar için kullanılan işte frames, şurada mor olarak gördüğünüz, şu an zaten bilgisayarı olan olmayan herkes şu an iPhone ya da Android'i varsa bu oyunları deneyimleyebilirler. Frames bir çizgi romanının karelerini değiştirerek hikaye akışını düzenlediğiniz bir oyun. Çok özel bir oyun. Anlatıyla çizgi roman anlatısı nasıl birleştirilebildiğini gösteren bir oyun. Hemen yanındaki Shadowmatic, tam istenilen gölgeyi duvara yansıtmak için bazı objeleri kullandığınız bir oyun. Burada yansımalar ve gölgeler arasında çok enteresan bir bağlantı kurulabiliyor. Black oyununu çok öneririm, en sağ altta gözüken. Çünkü her oyuncu kendi beyaz tahtasında kendi sanat çizgisini oluşturarak oyunu ilerlemeye çalışıyor. O yüzden çok niş bir çalışma. Ve biraz edebiyatla beraber, edebiyatı çok seven ama oyunlara biraz ilgisini olması isteyen insanlar varsa da orada Device 6 oyununu öneririm. Edebiyatla videonun dinamiklerinin harmanlanması kusursuz derecede, hem ses teknolojileri hem de interaktifte nasıl bir edebiyat romanında karşılık bulur. Gerçekten görsel anlamda bir şey sunuyor bize. Güzel bir deneyim sunuyor açıkçası. Ay Sot'un ikinci sorusuna geçiyorum. Videoları neye evrilebilir? Nereye kadar gidebilir? Dokuzuncu sanat ne olabilir? Şu an tutarlı bir fikir var mı akademik dünyada bu konuda? Çok güzel soru. 8. sanat, evet, artık video oyunlar nereye evrilebilir? Artık deneyimlerin gerçekten biraz önce bahsettiğim alter egosun artık son seviyeleri, teknolojik anlamda bizim doğrudan oradaymışız gibi hissettiğimiz, aslında şu an herkesin bildiği Matrix felsefesi gibi gözüken, gerçekten bir ortamda olma durumu video oyun teknolojilerinin geleceği olacak. Bu tabii ki artık nasıl olacağıyla alakalı çok fazla söylem var. Ama gelecek bizi ona doğru ilerletiyor. Dokuzuncu sanat, önce bir sekizinci sanatı beklemesi lazım. Çünkü sekizinci sanat noktasında dijital sanatlar ya da yeni medya sanatı da işin içine dahil olduğu için bu çerçevede değerlendiriyoruz. O yüzden şu an dokuzuncu sanat belki ne bileyim zaman sanatları olacak. Belki zamanda belli bükülmeler ya da kırılmalar fark edeceğiz insanoğlu olarak ve zaman kavramıyla ya da farklı bir şu an bilmediğimiz ya da algılayamadığımız bir boyutla alakalı bir işe doğru dönüşebilir. Ama dediğim gibi sanat kavramı bu noktada doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Fatih Mehmet Yurtseven'den bir soru var. İnsan beyninin sınırları yeniden keşfedildiği bir çağ yaşıyoruz. Beynin belirli merkezlerine yerleştirilebilecek uyarıcılar ile dokunma, hissetme, tat alma, hatta acı çekme gibi hisler hissettirilebiliyor. Bu sektörü, bu tür hisleri VR oyunlarına dahil ederek bahsettiğiniz kavramları yeniden çizebilir mi? Evet, yani şurada bile çip falan takmanıza da gerek yok. Bakın ben mesela vertigo hastası olan birisiyim ve televizyona çok yakın bir şekilde direksiyon koyup bir oyun, yarış oyunu oynamaya çalıştığım an vertigom tetikleniyor. Yani beynim orada bile artık yavaş yavaş nerede olduğunu şaşırıyor. Çünkü ekran çok büyük. Onu bir boyut algısı olarak zannediyor ve vücudum oradaki ivmelenmeyi yaşamadığı için vertigo hatası yaşıyorum. Yani burada bile aslında yavaş yavaş bu izlenimler oluşuyor. İşte acı çekme hissi vesaire, işte yumruk yedim, darbe aldım, işte o dedim G kuvvetini hissettirilen kıyafetler, yürümeyi taklit eden çalışmalar. Evet, bunlar hep var ama belli bir kurumacı dünyanın içerisinde kalması aslında her zaman doğru. Yani şu da olmamalı, şu da video oyundan saymıyorum. Yani atıyorum bowling'i video oyundan oynamayın. Yani gidin gerçekten bowling salonuna gidin oynayın ya da masa tenisini gidin gerçekten masa tenisini olarak oynayın. Çünkü burada zaten yapmanız gereken fiziksel aktiviteler var. Video oyun bir pasif aktivite olarak değerlendirildi ama kitap okumanın bir tık ötesinde biraz pasif aktivite. Çünkü kaslarınızı kullanın, çünkü terleyebilirsiniz. Yani gerçekten bir şey var, mücadele var. Orada kalori bile yakabilirsiniz oyun oynarken. Bu nokta e-sporcuları da görüyorsunuz. Yani çizgiyi çok iyi belirlemek lazım. Alter egolarını beslediğiniz şey önemli. Evet, masa tenisi ya da bowling senin alter egonu beslemez. Ama bir noktada da artık ben gerçekten Black Mirror dizilerindeki gibi korku sahnesinin içinde olayım
öyle bir deneyim yaşıyor. O artık başka bir deneyim alanına dönüşüyor. İşte beş boyutu buradan susluk diye çıksın vesaire. Yani biraz bedenimizin o kurmaca dünyada olduğunu hissetmesi lazım. Yoksa kendimize çok büyük ileride şu an adı konmamış psikolojik hastalıklar devreye girebilir. O noktada da onun dengesi zaten hem oyun tasarımcıları hem oyuncular tarafından karşılığını bulacaktır, hiç merak edilmesin diye düşünüyorum. Bir selam gelmiş Game Factory'den. Eray hocama ve hayranı olduğunuz Simay Dinç, Woman in Games selamlar olsun demiş. Sağ olsunlar. Selamlar. Sağ olsunlar. Simay da zaten kadın, Türkiye'deki kadınlara oyun sektörüne kazandırmada, yani kardeşim diye de söylemiyorum, çok önemli görevler üstleniyor. Biz zaten birlikte çalıştık her zaman. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bizden de selamlar. Onur Demir, öncelikle çok teşekkürler anlatımınız için. Oyun karşıtı kişilere oyunun sanatını ve aslında bir sürü bilgi barındırdığını kanıtlayacağını düşündüğünüz oyunlar var mı? Aslında sunumun içerisinde vardı bunlar. Sunumda bizzat gösterdim. Benimken çok fazla seçkim var ama işte bir sunum devamlılığı yaratmak açısından biraz nokta atışı bilgilerde bulunmak istedim. Ama biraz önce bahsettiğim işte Sony Entertainment dediğimiz, Sony zaten bildiğiniz gibi tüm eğlence sektörünü içine kapsayan, sinema filmi de yapan, video oyunları da yapan, işte müzik de yapan, işte tüm endüstriye hakim olmuş böyle birkaç şirket var. Aslında bu şirketlerin yaptığı oyunlar her zaman o sanat yönetmenlikleri ve tasarımlarıyla kendine bir yer ediniyor. Ama günümüzde şu anda çok çok tartışmalı olsa da gerçekten bir işte Cyberpunk evreni anlamı, Cyberpunk 2077, işte biraz önce bahsettim. Yani birçok oyun sayılabilir aslında. Şu an içeriye bakıyorum, koleksiyonuma bakıyorum neler söylenebilir diye, ama biraz önce bahsettiğim oyun elementleri ve oyunlar aslında sanat yönetmenlikleri açısından çok. İşte Hideo Kojima'nın son Death Stranding tabii ki liste kesinlikle dahil olması gereken çalışmalardan bir tanesi örnek olarak, ya da işte Last of Us ya da Uncharted tarzında oyunlar yapan Naughty Dog şirketin oyunları her zaman anlatıyla oyun dinamiklerinin birlikteliği noktasında çok önemli. O zaman bu tür oyunlar her zaman önemli. Doğukan Gözüm, günümüzde oyunların sanat oyunu klasmanında çıkarılması ya da pazarlanması ne kadar doğrudur? Üzerine çok fazla uğraşılan oyunların Gris veya Limbo kadar sanat sayılmaması çok üzücü. Limbo, evet. Limbo mesela görsel anlamda çok özel bir oyun. Hatta hiçbir metin diyaloğunun olmaması, tamamen oyuncu kendi kendine dinamiğini alıştırması, o minimalite ve sinematografi, film noir sinematografisiyle çok özel bir oyun. Fakat o filmlerde olduğu gibi oyunlarda da sanat oyunu ya da bu tür şeyler, janralar vesaire, bu isimler kullanılabiliyor. Ama bu soru sanırım şey olarak sorulmuş. Yani sanat oyunudur diye çok fazla kitlelere hitap etmiyor mu anlamı bir derdiniş mi acaba? Onunla alakalı bir soru mu acaba diye düşünmekle birlikte. Aslında şöyle bir durum var. Her sinema filmi sanat filmi, sanat eseri değil. Evet, sinema, biz sinema sanatı diye bir şeyden bahsediyoruz. Ama buradaki bahsettiğimiz şey sonsuz kere yorumlanabilir. Hikayesinden öte görselliği, kurgusu, ses ve görüntü teknolojileriyle bir anlatı ve hissiyat yaratan filmlere biz sinema filmleri diyoruz. Yani çok böyle iyi sanat yönetmenliği yapılmış olması, çok iyi kadrajların olması, inanılmaz müziklerin olması onu sanat filmi yapmadığı gibi. Bunu örnek olarak Koyan Askatsi filmi izleyebilirsiniz. Hikaye yok, senaryo yok, ana karakterler yok. Hatta bu üçlemedir. YouTube'da açın Koyan Askatsi yazın. Hatta büyük bir ekranınız varsa açın ve uzun metraj bir sanat filmi nasıl olabiliyor? Onu ne demek istediğimi anlayın. Kurguyla, sesle, farklı video teknolojileriyle nasıl bir izlenimcilik yaratılıyor? Bunu anlayın. Oyunlarda da böyle. Her oyunda sanat oyunu değil. Ama bence sanat oyunu denmesi de bence gururlanılması gereken ve ekstra olarak pazarlanmada kullanılması gereken bir şey. Eksi değil, bence artı olarak değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama oyunlarda unutmayalım ki eğlenmek zorundayız. Tanımı gelin. SNM'den gelen bir soru. Hyper casual oyunları da sanat olarak görüyor musunuz? Yoksa belli özellikler içeren oyunlar mı sanattır? Hayır, hyper casual oyunlarda sanat eseri formlarını oluşturan görsellikte çalışmalar var. Yani hatta birçoğunu gidip bir sanat galerisinde, modern sanat galerisinde büyük ekrana yansıtıldığı zaman
seyirci oyuncuların etkileşime girip böyle bir görsel sanat şölen yaratabilecekleri çalışmalar hyper casual dünyasında da var açıkçası. Hyper casual tanımı geri çok aşağılanan bir şey gibi gösteriliyor. Yani işte çerezlik, işte bir dakikada hemen oynayıp kapatabileceğim çalışma gibi gözükülse de altında çok büyük matematik, ustaca bir oyun tasarımı ve iyi bir zekanın elinden çıkmış olması gereken bir oyun türü hyper casual. O yüzden hyper casual tabii ki hyper casual'ın içinde bulunduğu. Burada biraz önce gösterdiğim o tabloda kalıyor. Sürekli o tabloya gitmek zorunda kalıyormuş gibi hissediyorum. Ya burada hyper casual var mı? Aslında teknik anlamda bakarsanız Blake aslında bir hyper casual. Hızlıca vakit geçireceğiniz bir oyun. Ama aynı zamanda görsel ve işitsel anlamda bir de sanat eseri. O yüzden evet olabilir. Lero Games, senaryosu hazır bir oyunum var. RPG türünde 3D olmasını planlıyorum. Ne gibi referans çalışmaları önerirsiniz? Oyunlar haricinde kitap olabilir mesela demişler. Evet, RPG rol yapma oyunu bildiğiniz gibi demek. Bilmeyenler için hep böyle şeyler söylüyorum, detaylar barındırıyorum. Günümüzde aslında tam olarak RPG rol yapma öğelerini içinde barındıran çok fazla oyun aslında iddia etselerde yok. Aslında rol yapma oyunu bizim tamamen kendi karakterimizin yani CV'sini bile belirlediğimiz ve kendi macerasını belirlediğimiz diyalog tercihleriyle ve yaklaşımlarımızla belirlediğimiz oyun türleridir. Mesela atıyorum meşhur bir meşhur değil daha sonra meşhur olan Witcher kitabı biliyorsunuz bir şeydir. Orta Dünya mitolojisini anlatan kurmaca bir dünya. Orada biz daha sonra oyunu yapılabiliyorsunuz. Dünyanın en büyük oyunlarından bir tanesi Witcher. Orada biz cadı avcısını oynuyoruz aslında. Canavar avcısı. Para karşılığında kiralık katil ama insanları öldürmüyor. Orada dadanmış, köylülere dadanmış şeyleri öldüren bir karakter. Orada bile Geralt karakterini oynarken biz atıyorum orada Geralt olmak zorundasınız. Geralt gibi davranmak zorundasınız. Aslında bu bir rol yapmadan ziyade Geralt gibi bir alter egonuzu besleme durumu oluşturuyor. Ama RPG oyun örneklerine baktığım zaman tabii ki Elder Scrolls serileri bu noktada en önemli oyunlar. Skyrim'i de Fallout oyunları RPG'nin tanımına tam uyan oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar incelenebilir. Bir de şöyle bir şey var. Edebiyat olabilir mi? Kitap olabilir mi? Tabii ki her şey bir sanat eserleri birbiriyle diyalog halinde, temas halinde olabilir. Ama nasıl bir oyun mekaniği ve dinamiği kurulması gerektiği yine anlatı tasarımcılarının ve etkileşim tasarımcılarının oturup düşünülmesi ve tasarlanması gerekiyor. Bu noktada o hikaye gerçekten oyun olabilecek mi? Onun iyi bir araştırılması, yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ergin Akın'dan geliyor sıradaki sorumuz. Biraz yorum var, ondan sonra soracağım. Hocam günümüzde tüketim öyle hızlı ki teknoloji ne kadar çok gelişirse tüketim daha hızlı gidiyor. Ben Prince of Persia'yı belki saatlerce oynadım. Teknoloji ilkeldi ama oynanabilirliği, hikayesi o kadar iyiydi ki oyunda kaldım. Şimdi geçmişte hayal bile edilemeyecek kalitede grafikler ve içerik var. Ancak hikaye kalitesi sanki düşüyor. Sizce de böyle bir çelişki var mı? Hikaye kalitesinin düşme durumu tartışmak gerekiyor. Yani mesela Death Stranding oyununun hikaye kalitesi acaba Metal bir önceki Hideo Kojima oyunlarından daha mı iyiydi, daha mı kötüydü? Belki tartışılır. Fakat şöyle bir şey var. Biraz önce bahsettiğim gibi notalar artık sonsuz. Prince of Persia döneminde belki 7 notadan bahsedebilirdik. Çünkü elementler sınırlıydı, yapılabilecekler sınırlıydı. Ama şu an oyun firmaları açık dünya dediğimiz yani tercihe dayalı hikaye akışına doğru bir popülerite trend olduğu için hikayeler biraz dallanıp budaklanabiliyor. Uzatılması için farklı metotlar kullanılabiliyor. Belki hikaye anlatımlar kötüleşiyor noktasında sanıyorum eleştiri bu noktada. Ama yani şimdi Last of Us dediğimiz bir post apokaliptik bir dünyanın hikaye anlatımı yani kötü mü diyebiliriz? Ya da God of War'ın son oyununa kötü mü diyebiliriz? Yani aslında anlatı hatta daha fazla zirve yaptığını düşünüyorum. Hatta sinema filmlerinden de teknik alıntılar yapıyorlar. God of War oyunu
işte plan sekans dediğimiz teknoloji, yani planı hiç kesintiye uğramadan, hiçbir sahnenin bir plan kesintisi, sahne kesintisi olmadan gördüğümüz sinematik hareketler oyunun tamamına yansımış durumda. Yani bu tür sinematik şeyler var. Anlatı yaklaşımları var. O yüzden teknoloji arttıkça yeni anlatı metotları da gelişiyor. Bu noktada çok katılamayacağım açıkçası arkadaşımıza. Son iki sorumuz. Nerede söylemiş olalım. Burak Erbora, verdiğiniz trene insan sığdırma örneğindeki gibi oyunların oyuncuyu belli rollere sokma özellikleri oyuncular için kavramları daha iyi anlamalarını sağlar mı sizce? Nazi veya daha doğrusu ırkçılık ve faşizm. Bir filmde seyirci olarak bu kavramlarla tanışmak, oyuncu olarak birinci perspektiften bunları yaşamaya göre bunları algılama açısından ne kadar farklı olur? Şöyle bir durum var. Mesela Tetris oyunu için de aslında şey örneği verilmişti. Biliyorsunuz Tetris oyunu hepimizin bildiği. İşte bir şey, bir çukurun içerisine şekilleri sokmaya çalıştınız. Bunun şey olduğu söylendi. Nazilerin yine mezarla daha fazla ceset nasıl doldurabileceğini simülasyonu olduğunu öne sürdü birçok insan. Ve hatta biliyorsunuz Pac-Man oyunu, biliyorsunuz Türkiye'de de davası var. Oradaki Pac-Man'i kovalayan karakterler türbanlı kadınlara benzediğini öngörerek İslam karşılığında bulunduğuna alakalı söylemlerde bulundular. Aslında baktığınız zaman hem görsel anlamda çok farklı yorumlara çekilebilir, kültürel anlamda böyle bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bir anda tehlikeli bir tarafa da gidebiliyor yorumlanma kısmı. Ama şu noktada oyun teknolojileri sizi o alter egonuzla oynayan, hikayeyi daha böyle ciddi bir hale getirebilmesi için farklı metotlar deneyen yapılar hep vardı. Hatta şunları da gördük. Yani mesela Battlefield oyununda Çanakkale'de çıkarmada bize oyun şeyi oynattı. Anzakları oynattı. Yani biz o Türklere karşı saldıran pozisyondaydık. Hikaye ilerlemesi açısından bu gerekiyordu. Ve birçok Türk oyuncu da ben işte dedemin işte dedemin ya da onun dedesinin soyuna ateş edemem diye oyunu oynamayı yarıda kestiniz. Böyle bir propaganda yaklaşımı da olabiliyor. Yani siz orada alter egonuz bir an bir bakıyorsunuz Türkler düşmanınız. Bu tarz çok farklı sınanmalar oyuncuların karşısına açıkçası çıktı. Ama bu devam edecek mi? Aslında bu kadar fazla bir şekilde hitap eden, bu kadar fazla insana hitap eden video oyun teknolojisinde propaganda yapılmaması ya da alter egosunun farklı bir yöne çekilip belki başka bir düşünceyi sempatik hale getirmeye çalışması olası. Ama şu an günümüzde artık yavaş yavaş o söylemler yapılmaması. Çünkü artık çok titiziz. Yani ırkçı söylemlerden cinsiyet yönelimleri, cinsiyet işçilikleri çok fazla şey yapılan etik davranışlar var. Mesela GTA oyununda suç dünyasından bahsediyoruz ama çocuk yok oyunda. Yani orada herhangi bir çocuğu öldüremiyorsunuz ya da bir arabayla, yani çünkü çocuk karakteri yok. Çünkü oyun yapımcıları demişti bu dünya o ortam çocuklar için fazla tehlikeli. Ama bu tür etik yaklaşımlar var. Anlatabiliyor muyum? Ya da hayvan öldürme ile alakalı. Yani o kadar insan öldürüyorsunuz belki oyunda bir savaşçısınız ama orada hayvana dokunamıyorsunuz. Hatta bununla alakalı çok büyük davalar var. Hakikaten bu etik kavramlar, alter egosunu kullanma noktası, propaganda gerçekten enteresan tartışmalara gidecek gibi geliyor. Biz de merakla bekliyoruz bakalım neler olacak. Striker'ın sorusu son sorumuz. Ülkedeki sektör gelişimi için milli diyerek bir balon patlatma oyununu bile yüceltmek ne kadar mantıklı sizce? Bir daha soruyu alacağım. Tam şey yapamadım. Yani sektörün gelişimi için milli diyerek bir balon patlatma oyununu bile yüceltmek ne kadar mantıklı sizce? Ha, kendi ülkemizin oyunu diye yüceltmek anlamında mı soru? Şimdi geldi ses. Evet. Yani bu bizim aslında toplum olarak biraz geriden geldiğimiz için biraz nasıl diyeyim bir kompleks haline gelmiş olabilir. İşte bizi de öyle yapıyorlar. Türk oyunu destekleyin tarzında çok mutlu oluyoruz. Ama biz
oradaki çıkış noktanız çok önemli. Yani biz kendimizi şey olarak aslında lanse etmiyoruz. Yani biz İstanbul'da doğduk, işte doğduk büyüdük, işte arkadaşlar Türkiye'de. Biz bir şey, özgün bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önce yapılmamış dünyadaki örneklere bakıyoruz. Neler yapılmamışı ben mesela kişisel olarak ve ekibim bu şekilde bunun motivasyonu içerisindeyiz. Bunu yapmak gerekiyor aslında birincisi. Oradaki eleştiriye katılıyorum. Yani bir anda bazı çalışmalar çok pohpohlanabiliyor. Ama zaten sabaha kadar pohpohlasak da dünya oyun endüstrisinde ya da alanında kendine yer bulması o milliyetçi söylemlerle karşılık bulmaz. Her zaman ne kadar global bir özgün fikirleriniz varsa, oyuna yansıdıysa, siz sabaha kadar bayrak sallayın. Oyun dünyada karşılığını kendi estetik normlarıyla ve özgünlüğüyle bulacaktır. O noktada bırakın. Yani burada biraz daha insan alkışlasın, çok şey yapmayın. O noktada çok takılmayın. İnsan, yani o da bir motivasyon kaynağıdır. Bütün konu aslında yurt dışında neler yaptığımız. Uzak doğudaki insanlar bizim oyunumuzu oynuyor mu? Rusya'dakiler oynuyor mu? İspanya'daki oynuyor mu? Amerika'daki oynuyor mu? Bu önemli. Yoksa eğer siz alkışlanmak istiyorsanız zaten o duygulara, her ülkede milliyetçi duygulara sömürüp her eserinizde bunu kullanabilirsiniz. Ama global olarak bir başarı size getirmez. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorular bu kadardı. Dilerseniz sunumu sonlandırabilirsiniz burada. Şöyle şey yapalım. Siz basabiliyor musunuz oradan? Stop şey olarak. Şöyle yapayım. Evet, şuradan bir stop şey edeyim. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Games'e dair eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, Contact Land'ın test sürecini birkaç ülkede tamamladı. Bir yıl sürdü test. Çok zor aslında. Çünkü butik bir ekibiz. Büyük bir ekip değiliz. O yüzden test noktasında işte erken erişime vesaire açmıştık. Şu an onları kaldırdık. Ve bilgisayarla beraber yaklaşık çok az kaldı. Bize eğer wishlist sistemde, wishlist istek listesine eklerlerse ücretsiz olarak destekte bulunabilirler. Bu sayede hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarda ve Türkiye özel fiyatlarla özgün içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bir kontaklı anında bunun bir parçası haline gelecek. Şahane. Teşekkür ederiz tekrar. Biz de Çekirdek Game Tech kategorisiyle birlikte aslında hem oyun geliştiricileri, hem oyun teknolojilerini, hem de oyun deneyimini geliştiricileri bekliyoruz Çekirdek çatısı altına. Seminerlerimiz devam edecek. Eğitimlerle, mentorluklarla elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz girişimcilere. Tekrar teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Süreç haberleşmek üzere diyelim. Yeni seminerlerde görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun.